Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu 40 dakikalık gecikme için kusura bakmayın diyorum. Çünkü otobüsümüzde selamlıya selamlıya geldiğimiz için ara ara otobüsümüzü durduran çok sayıda vatandaşımız oldu. Bir arada yağmura yakalanınca trafik derken bu saatte ancak burada olabildik. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Şu anda huzurlarınızda ben İzmir Milletvekilimiz Seda Kaya Ösen hanımefendi ile beraberim. Yine Büyükşehir adayımız Serap Karaosmanoğlu ile beraberim. Ve şu anda yanımızda olan ilçe belediye başkan adaylarımızla beraberim. Aslında biliyorsunuz biz İzmir'de 30 ilçenin 30'unda da seçime girmiş durumdayız ama diğer adaylarımız kendi içerisinde çok meşgul. Ben bunu aslında daha küçük böyle bir ayaküstü bir basın açıklaması gibi düşünmüşüm ama sağ olun bu bayağı ciddi bir basın toplantısı formatını almış. Onun için diğer adaylarımıza haber versek belki hepsi burada olmayı arzu ederlerdi. Burada olan adaylarımızla beraberiz. Ben şimdi şöyle yapalım, bir adaylarımız şöyle kendilerini tanısalar, şöyle sağdan başlayıp olur mu? Hani basınımız gerçi tanıyordur ama siz yine de bir tanıtmanızda fayda var, buyurun. Ben Meremen İlçesi'nin belediye başkan adayıyım. Mali Üşahir'im, iş insanıyım. Meremen için ayrısı olsun. Seçimi inşallah kazanacağız. Evet, Aybar Bey ev sahibimiz, o da kendisini hemen bir tanıtsın. Ben Aybar Uygur'um, Hoca Belediye Başkanı adayım. Benim de. Abdullah Bey, tabii. Adım Abdullah Kaya, Karabağlar Belediye Başkanı adayıyım. Hayırlı uğurlu olsun. Merhabalar, Pınar Güngör Özinan ben. Karşıyaka Belediye Başkanı adayıyım. İnşaat mühendisiyim. Hayırlı olsun. Merhaba, ben Kerem Engin, Çeşme Belediye Başkanı adayıyım. Serbest Muhasebeci Mali Müşahidim. Hepimize seçimlerde başarılar diliyorum. Evet, böylece yanımızda olan, bizimle beraber olan adaylarımızı böylece tanımış olduğumuz hep beraber. Gerçi tanımışsınızdır, daha önce tanışmışsınızdır ama böylece en azından Hacerun'da sizleri tanıştırmış olduk. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz İzmir bizim partimizin ilk teşkilatlandığı ve çok güçlü teşkilatlandığı illerimizden bir tanesi. Bu arada Mesut Bey'i il başkanımızı da alalım. Kenarda durması buyurun. Evet, Mesut Bey de il başkanımız. Ve çok yoğun bir çalışmayla çok güzel bir teşkilat oluşturduk. Ve bütün teşkilatımızı ve İzmir'i ve hatta daha geniş bir bölgeyi temsilen de Seda Hanım şimdi Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hem İzmir'in hem de birkaç tane daha bu bölgedeki önemli ilin temsilcisi olarak çok başarılı bir şekilde görevini yapıyor. Şimdi de yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Yerel seçimler gerçekten Türkiye için önemli bir demokrasi sınavı olacak. 5 yılda bir anayasa tarafından tarihi belirlenmiş ve otomatik takvimi işleyen bir seçimden bahsediyoruz. Ve bu seçimlere doğru giderken biliyorsunuz pek çok siyasi parti şimdi apar topar seçim beyannamesi açıkladı. Hala açıklamamış olanlar var. Ama biz Deva Partisi olarak bundan tam 2 sene önce yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili eylem planımızı ortaya koyduk. Yani belediyecilik bizim için nedir? Yerel yönetimler nedir? Anlayışımız nedir? Burada tek tek böyle sayfalar halinde, karınca duası gibi yazılar halinde belli. Ve bunu bundan 2 sene önce açıkladık, yeni değil. Ve bütün belediye başkan adaylarımızla ilgili 500 projelik bir havuz hazırladık. Bu 500 projelik havuzdan her ilçe için önemli olan projeleri adaylarımız işlerinden seçtiler. Kendi tespitleriyle kendi projelerini eklediler ve milletimizin karşısına tam hazır olarak çıktık. Yine seçimlere doğru giderken bir başka önemli çalışmayı daha yaptık. O da etik kurallar bildirgesini yayınladık. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk. Yani bizim belediye başkan adaylarımız aday olmadan önce bu 3 sayfalık etik kurallar bildirgesini imzalıyorlar. Ondan sonra bizim adayımız oluyorlar. Yani biz diyoruz ki biz belediyeciliği hem çok düzgün yaparız, hem belediyeyi doğru yönetiriz, hem de belediyeyi temiz yönetiriz diyoruz. Bu etik kurallar bildirgesi dediğim gibi Cumhuriyet tarihinde 70 yıllık çok partili demokrasi hayatımızda bir ilk. Çünkü maalesef belediye deyince, belediyecilik deyince çoğunun aklına gelen ilk kelime rant. Ve yine belediyecilik deyince insanların gözünde hemen dolar veya euro işaretleri oluşuyor. Türk lirası değerini kaybettiği için. Ancak biz iddiamızı temiz belediyecilik, düzgün belediyecilik, ahlaki kurallara uygun belediyecilik olarak ortaya koymuş durumdayız. Belediye mevzuatı çok esnek. Lastik gibi sünüyor.
her türlü yanlışlığı yapıp, her türlü yolsuzluğu yapıp kitabına uydurmak mümkün. Onun için biz mevcut o geniş alan içerisinde bir ahlaki çerçeve, bir etik çerçeve koyarak belediyeciliği farklılaştırmayı ve temiz belediyecilik esasını Türkiye'ye bir iddia olarak ortaya koymuş durumdayız. Evet, ülkemiz gerçekten sıkıntılı bir dönemde bu seçimlere gidiyor. Türkiye'de nereye gidersek gidelim, arabamızdan, otobüsümüzden nerede adımımızı kaldırma atarsak atalım, hemen emekliler etrafımızı sarıyor. Emeklerimizden büyük feryat geliyor. Gerçekten 16 milyon emekli yakın tarihimizin en zor şartlarını şu anda yaşıyorlar. Bunun da en önemli sebebi emekli maaşlarının sadece TÜİK'in açıkladığı bu düşük, bastırılmış, makyajlanmış enflasyon oranında artırılması. Ancak gerçek enflasyonun, yaşanan enflasyonun bundan çok daha yüksek olması. Ve maalesef 2018'den bu yana sistematik bir şekilde gerçek enflasyon bu ülkede açıklanmıyor. Makyajlanmış daha düşük bir rakam açıklanıyor. Hükümet 2018'de enflasyonu patlatınca Merkez Bankası'nı komutayla idare etmeye başlayıp Merkez Bankası'nın bağımsızlığını öldürünce enflasyon patladı biliyorsunuz. Enflasyon patladıktan sonra uğraştılar düşürelim diye düşmedi. Düşmeyince de dediler ki TÜİK'e enflasyonu biz düşüremedik, bari sen düşür dediler. TÜİK de hay hay dedi, kabul etti ve düşürdü. Ama bu gerçek enflasyonun ne olduğunu değiştirmiyor. Ve gerçek enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasındaki fark kadar her yıl emeklerimiz yoksullaşıyor. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim şu anda karşı karşıya bulunduğumuz gerçek bu. Emeklerimiz bakıyoruz gecenin ikisinde üçünde ucuz et kuyruklarında bekliyor. Emeklerimiz ucuz ekmek kuyruklarında, akşamları bayat ekmek kuyruklarında bekliyor. Emeklerimiz pazarlara kapanma saatine gidip geri kalmış çürük meyve sebzeleri almak ya da yerden toplamak suretiyle geçinmek zorunda kalıyor. Çünkü şu anda eğer bir emeklimizin oturduğu ev kendine ait değilse Türkiye'de emekli maaşıyla geçinmek artık imkansızlaştı. Kirayı ödedikten sonra geriye kalan rakam asgari gıda ihtiyacını bile karşılamıyor. Öte yandan bakıyoruz, hükümet vurdum duymaz. Diyor ki para yok. Ben size birkaç rakam söyleyeceğim. Bu yılın bütçesinde sadece faize ayrılan rakam 1.254.000.000 lira. Mukayese olsun diye tekrar bir rakam daha söyleyeceğim. Tarıma ayrılan rakam 91 milyar lira. Yani tarım desteğinin tam 14 katı faiz ödeniyor bu yılın bütçesinden. Bir başka rakam daha söyleyeceğim. Kur korumalı mevduata. Geçen seçimlerden bugüne devletin ödediği rakam 1 trilyon lira. Geçen seneki seçimlerden bugüne. Üstelik bu hazineden toplanan gelir vergilerinden ödenmiyor. Nereden ödeniyor? Bunu Merkez Bankası ödüyor. Merkez Bankası bu parayı nereden buluyor? Basıyor. Bakın, geçen seçimlerden bu yana Merkez Bankası açıklamadan, ilan etmeden, gizli saklı bir şekilde, karşılıksız para basarak kur korumalı mevduatın kur farkını ödüyor şu anda. Siz 1 trilyon kur farkı oradan ödediniz. 1 trilyon 254 de faiz ödediniz. Etti mi 2.250? Bunu kim alıyor? Zaten parası olan alıyor. Bankada parası olan ya da faizli parası olan bunu alıyor. Geriye, emekliye, çiftçiye bir şey kalmıyor. Bu maalesef sistemin, şu andaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir sonucu. Hukuksuz yönetmenin bir sonucu. Vurdum duymazlığın, ben istedim oldu demenin bir sonucu. Çünkü biz hep söylüyoruz, ülke yönetiminin, ülke yönetenlerin hukukla, süreyle sınırlandırılması gerekiyor. Oysa şu andaki hükümet, şu andaki iktidar hukuk tanımıyor. Anayasa tanımıyor. Anayasaya göre Sayın Erdoğan'ın bir yemini var değil mi? Meclis kürsüsünde. İşte Seda Hanım da bütün milletvekillerinde önde çıktı kürsüye. Ben dedi görevimi tarafsızca yapacağımı, namusum ve şerefim üzerine ant içerim dedi, göreve başladı. Peki görevini tarafsız yaptığını söylemek mümkün mü? Şimdi ne diyor, çıkıyor milletin karşısına. Hatay'da eğer diyor belediye başkanını benim partimden seçmezseniz diyor olmaz diyor.
Olmayacak diyor. Gidiyor orduya, eğer benim belediye başkanımı seçmezseniz orduya doğalgaz gelmez diyor. Görevini tarafsızca yapacağına yemin ederek başlayan bir cumhurbaşkanının seçildikten sonra taraf tutması, vatandaşlar arasında ayrım yapması kabul edilebilir bir şey değil. Elle tutulur bir yanı kalmadı bu işin. Gerçekten sıkıntılar büyük ve yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Evet, yerel seçimlerde belediye başkanlarımızı seçeceğiz ve belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz. Ama yerel seçim aynı zamanda iktidarı uyarmak için. İktidara yanlış yoldasın, faul yapıyorsun, hukuk tanımıyorsun, kuralları çiğniyorsun demek için çok önemli bir fırsat. Dolayısıyla sandık başına giderken ve belediye başkanlarımızı seçerken unutmayın ki bu seçim sadece belediye başkanı seçmekten ibaret değil. Bu seçimden çıkacak sonuç, yani sandıktan çıkacak sonucun aynı zamanda milletimizin hükümete gösterdiği bir sarı kart olması gerekiyor arkadaşlar. Yani kullanacağımız oyların bu sarı kart mesajını hükümete vermesi lazım. Hata yapıyorsun, faul yapıyorsun, hukuk tanımıyorsun, anayasayı çiğniyorsun, tarafsız cumhurbaşkanı olacağım diye yemin ettin, yemininin gereğini yerine getirmiyorsun diye bu sarı kartı hep beraber göstermemiz gerekiyor millet olarak. Bana diyorlar ki peki niye sarı kart başkanım, niye kırmızı kart göstermiyorsun diye. Ben de diyorum ki bu yerel seçim. Genel seçimler bir sonraki seçim. İktidarı değiştireceğimiz seçim bir sonraki seçim. Dolayısıyla kırmızı kart öbür cebimizde hazır. Ne zaman göstereceğiz inşallah? Bir sonraki genel seçimlerde de kırmızı kartı göstereceğiz. İnşallah Türkiye'de iktidar değişikliği gerçekleşecek. Adaletin hakim olduğu, fırsat eşitliğinin olduğu, önce insan dendiği, rasyonel ekonomi yönetiminin olduğu ve itibarlı bir Türkiye hedefiyle çalışan bir iktidarın olduğu bir döneme inşallah hep beraber gireceğiz diyeyim. Ben burada şimdilik sözlerime son vereyim. Eğer basın mensubu arkadaşlarımızın bana veya arkadaşlarıma soruları varsa şimdi sorularınıza cevap vermeye çalışayım. Ya da çalışalım. Buyurun lütfen. Tabii. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer devlet yönetiyorsanız ya da belediye yönetiyorsanız burada ilkeler önemlidir. İlkeler. İlkeler nedir? Bir, adalet ilkesi. İki, liyakat, ehliyet, liyakat ilkesi. Yani kadronuzu liyakatlı isimlerden kurmanız. Üç, istişare ilkesi. Yani karar alırken danışarak, görüşerek, bin biliyorsanız bir bilene sorarak. Ben bu ülkenin ekonomisinin başına geçtiğimde 35 yaşındaydım. Ve daha önce devlette hiçbir çalışmam yoktu. O zamanlar biliyorsunuz bana ne diyorlardı? Bebecan diyorlardı. Bu genç adam mı yapacak bu işi diyorlardı. Ama ne oldu? Türkiye'nin ekonomisinin en parlak dönemi çok şükür benim ekonominin başında olduğum dönem oldu. 3500 dolarlık milli gelirimizi aldık, 12.500 dolara çıkarttık. Bunu nasıl yaptık? Üç ilkeye uyarak yaptık. Adaletli davrandık. Liyakatlı kadrolar kurduk. Ben ekibimi kurarken hazinede, Merkez Bankası'nda, kamu bankalarında, SPK, BDDK parti ayrımı yapmadım. Sen hangi siyasi görüştensin diye kimseye sormadım. Gençler bu kurumlara girerken fırsat eşitliği içerisine girdiler. Yönetici pozisyonlarını atarken siyasi görüşüne bakmadan o işi en iyi yapacak kimse onu göreve getirdim. Avrupa Birliği Bakanlığım sürecinde aynısını yaptım. Dışişleri Bakanlığım sürecinde aynısını yaptım. Dolayısıyla bütün o dönemlerde eğer Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin en hızlı yürüdüğü dönem benim Avrupa Birliği Bakanlığı dönemimse, Türkiye'nin itibarının dünyada zirve yaptığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne %79 oyla seçildiğimiz dönem benim Dışişleri Bakanlığı dönemimse, bunların hepsinin temelinde bu üç ilke var. Dolayısıyla Serap Hanım hem iş dünyasından gelen bir insan olarak hem de iş yöneticiliği, yönetim tecrübesine sahip olan bir insan olarak bu üç ilkeye de sadık kalarak
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni mevcut adaylardan hepsinden daha yönetir. Bakın ben kolay kolay iddialı konuşmam. Ama diğer adayların hepsini tanıdığım için bunu rahatlıkla söylüyorum. Yani diğer adayları tek tek bildiğim için söylüyorum. Hepsinden de daha yönetir. Kesinlikle. Yeter ki İzmir o desteği versin. İzmir Serap Hanım'ın arkasında dursun. Birinci sorunuzun cevabı bu. İkinci sorunuz şöyle, biliyorsunuz biz aday tespitlerinde gerçekten çok ince bir çalışma yaptık. Titiz bir çalışma yaptık. Ve nihayetinde 30 ilçenin 30'unda da adaylarla şu anda seçime gidiyoruz. Serap Hanım bizim zaten il başkanımızdı. Kendisiyle zaten biliyorsunuz uzun süre istişarelerde devam ettik. Ve en sonunda beraberce bizim İzmir komisyonumuz, Serap Hanım hep beraber karar verdik. Ve Serap Karaosmanoğlu'nu biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak ilan ettik. Ama daha önceden erken aşamada ilan ettiğimiz ilçe adaylarımız vardı biliyorsunuz. İlan ettiğimiz adaylarımız derhal çalışmaya başladılar. Ve en sonunda da şu anda 30 ilçenin tamamında çalışma var. Şu anda burada görmediğiniz adaylarımızın tamamı sahada. Hatta bir kısmının yanında bizim genel merkezden arkadaşlarımız var. Biz böyle toplantılar için fazla da şey yapmıyoruz. Yani hani genel merkezden bana sordu birkaç arkadaşımız. Ya siz oradasınız genel başkan olarak. Biz de şuraya söz vermiştik. Hiç dedim uğraşmayın, benim yanımda olmak için gidin dedim. Oralarda çalışın, sorun yok. Yeter ki iş olsun. Dolayısıyla İzmir'in dört bir tarafında çok yoğun bir çalışma şu anda ortaya koymuş durumdayız. Şunu da söyleyeyim. Bizim adaylarımızın 9'u kadın. Bu da İzmir'de bir rekor sanırım, değil mi? Evet, büyükşehir adayımızla beraber. Evet, yani büyükşehir adayımız artı 8 ilçe belediye başkan adayımız kadın. Pınar Hanım burada bizimle şimdi karşı yakada adayımız. Bizim kurucularımızdan ilk İzmir teşkilatımızın çekirdek nüvesinden. Bugün sabahtan Tire'ye uğradık. Tire adayımız kadın. Kiraz ve Ödemiş izin istediler. Biz çalışma yapmak istiyoruz dediler. Tabii dedim, hiç sorun yok. Öyle genel başkanın yanında dolaşayım diye şey yapmayın, uğraşmayın. Hemen gidin. Çalışmalarınıza devam edin. Dolayısıyla sahadayız ve çok yüksek bir kadın temsiliyle şu anda sahadayız. Mesela bizim Antalya'da öyle. Antalya'da da çok sayıda kadın adayımız var. Muğla öyle. Dün Saniye Hanım'la Fethiye'de beraberdik. Maşallah Fethiye'nin altını üstünü getirmiş. Herkes tanıyor, seviyor. Aday durumumuz da böyle ama üçüncü sorunuzu ben tekrar alacağım. Çok olumlu. Yani bugün sabah nasıl? Yok, biz bakın şu andaki anket çalışmaları yayınlananların inanın %70-80'i güvenilir çalışmalar değil. Dolayısıyla biz anket yapmayla uğraşacağımıza gidip milletimizi kucaklamayı, milletimizin desteğini almayı daha çok tercih ediyoruz. Onun için bizim genel merkez olarak da İzmir Teşkilatı olarak da bir anket çalışması yaptırmadık, yaptırmıyoruz. Ki insanların siyasetten nispeten soğumuş olduğu, kararsız seçmenin çok olduğu ve sandığa gitme oranının da düşük olabileceği böyle bir seçimde anketlerden de net bir sonuç alma konusunda sıkıntı olacağını da biliyoruz sahayı da tanıdığımız için. Onun için bizim bu sarı kart uyarımız çok çok önemli. Vatandaşlarımız asla umutsuzluğa kapılmasın, asla siyasetten ümidini kesmesin. Bu ülkenin sorunlarını meşru demokratik siyasetle çözeceğiz. Başka bir çözüm yolu yok. Bu da ancak sandığa gidip duruşunu göstermekle mümkün. Onun için biz bu sarı kart benzetmesini çok yapıyoruz. Sarı kart uyarısını çok gösteriyoruz ki Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımız adayları tanımıyor olabilir. Tamam. Yeterince motive de olmayabilir ama en azından sandığa gitsin, iktidara sarı kartı göstersin diyoruz. Bu seçimleri de onun için çok çok önemli görüyoruz. Yok. Evet, biz bu seçimde miting yapmıyoruz bu seçimde. Çünkü mesela bir önceki seçimde de yapmadık ama biz mitinglerimizi seçimden tabii bir sene önce yaptık. Yani büyük mitingler yaptık. Geçen seçimden bir sene önce. Ve bu büyük mitinglerde bir bakıma daha seçim gelmezken biz kendi arkadaşlarımıza, kendi seçmenimizle şöyle buluştuk, kutlama yaptık. Ama şu anda mitinge gelen insanlar zaten size destek verecek insanlar.
Zaten sizi seviyor, oy verecek ki geliyor. Halbuki bizim programlarımız tamamen vatandaşlara ulaşma programı. Yani sürekli sahadayız. Bize destek verecek olsun, olmasın. Herkese buluşuyoruz. Seçim otobüsümüzle şehirlerin yoğun olduğu yerlerden geçiyoruz. Yer yer duruyoruz. Ki bugün en aşağı herhalde 7-8 noktada otobüsümüzü durdurdular. Vatandaşımızla sohbet ediyoruz. Ve normalde bize ulaşamayacak, bizim ulaşamayacağımız insanlara biz gidiyoruz. Yani biz ayağımıza insanları çağırmıyoruz, gelin buraya diye. Biz insanlara ulaşıyoruz. Ve bir gün içerisinde gördüğümüz insan sayısı herhangi bir mitinge gelen insanların belki 3 katı oluyor, 4 katı oluyor. Çok daha verimli bir programı bu şekilde gerçekleşmiş oluyoruz. Yani bu seçimde biz miting yapmama karar aldık. Sebebi de bizim vatandaşlarımıza ulaşmamız. Biz yerimizde duralım, millet bize gelsin değil. Biz milletimize gidelim. Amacımız bu. Evet, buyurun lütfen. Hoş geldiniz İzmir'e. Nevamet gazetesi Muhammed Çokur. Her seçim döneminde TRT gündem oluyor. Yine TRT gündem. Önce evet. Konuyla alakalı sizin görüşlerinizi almak isterim. TRT ve Deva Partisi'nin seçim çalışmalarıyla alakalı hangi pozisyondayız? Özellikle binanın önüne gidilip çelikler bırakılma gibi eylemler oldu. Bu konuları söylemek istersiniz. Birinci sorum bu. İkinci sorum da Sayın Cumhurbaşkanı her dönemde rakibini de kendi seçeceği gibi nereye hedef gösterse onun taraftarları orayı kötülüyor. Muhalifler de orayı savunuyor. Hani öne çıkaralım ki Cumhurbaşkanı buraya hedef gösterdi. Demek ki buradan yaralanacak gibi düşünüyor. Deva Partisi bu kavgada görünmüyor. Burada nasıl sıyrılmayı düşünüyor? Evet. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bizim siyaset tarzımızda kavga yok. Bizim siyaset tarzımızda gererek, kutuplaştırarak sen benden misin, değil misin? Bir iki misin, öteki misin diye insanları kutuplara ayırarak bir siyaset tarzı yok. Biz çok şükür Türkiye'nin her mahallesine rahatça girebilen ve Türkiye'nin her kesiminin sempatiyle baktığı bir siyasi partiyiz. Ve bu özellikle başka bir siyasi parti yok. Çünkü siyaseti diğer partiler kutuplaştırarak yaptığı için ve düşman ilan ederek yaptığı için dikkat edin bütün siyasi partilerin bir düşmanı var. Düşman ilan ettikleri var. Ama kimi düşman ilan ediyorlarsa o mahallelere giremiyorlar. Diyorlar ki benim mahallemin seçmeninden ben oy alsam yeter. Şu karşı mahalleyi de düşman ilan edeyim ve siyaset yapayım. İşte biz bunu yapmıyoruz. Biz Türkiye'yi birleştiren, kucaklaştıran, ülkenin yarınlarında bu milleti oluşturan, demokrasi, adalet, hukuk gibi temel ilkeleri kendine şiar edilmiş bir siyasi partiyiz. Önce insan diyen bir siyasi partiyiz. Eğer bekadan bahsediyorsak, eğer milli birlik ve beraberlikten bahsediyorsak, bu kutuplaştırma siyaseti tam da ülkeyi bölme siyasetidir. Ben açık söylüyorum. Kutuplaştırarak oy almak, bu ülkeyi bölme siyasetidir. Kim ne derse desin. Biz bunu yapmıyoruz. Dolayısıyla çok rahatız. İşte bugün sabah Tire'den başladık. Daha epey uğrayacağımız ilçe var. Hangi mahalle olursa olsun, hangi semt olursa olsun her semtte benzer seviyede ilgi görüyoruz. Yani çok şükür vatandaşlarımızın önemli bir kısmı bize gülümseyerek bakıyor. Otobüsümüze gülümseyerek el sallıyor. İnsanların gönlünde Deva Partisi deyince genelde hep olumlu şeyler çağrıştırıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani Deva Partisi deyince insanların aklına kötü bir şey gelmiyor. Bu güzel bir şey bizim için, çok güzel bir şey. Ama bunun, bu hissiyatın yaygınlaşması, bizim duruşumuzun daha iyi anlaşılması, bizim özgün kimliğimizin daha geniş kesimler tarafından daha iyi anlaşılması bizim için şu anda son derece önemli. Bu da tabii zaman alan bir şey. Çünkü kestirmeden siyaset yapanlar biliyorsunuz ne yapıyorlar? Irkçılık yapıyorlar. Ya da tamamen akıl dışı iddiaları ortaya atıyorlar. Bu akıl dışı iddialara inanan %1-2'lik kesim varsa da işte o bakıyoruz orada buluşuyorlar akıl dışı iddialarda falan. Biz yapamayız onları yani. Biz ırkçılık yapmayız biz yani. Ne olursa olsun. Yani inanın iktidar olacağımızı bilsek ırkçılıkla biz iktidar olmayız. Çünkü ırkçılık yaparak iktidar olanlar bu ülkeye zerre kadar faydası olmaz. Bu ülkeyi bölerler, parçalarlar. Onun için böyle bir şey yapmıyoruz biz. Kimlik siyaseti de yapmıyoruz. Yani kimlik siyaseti ne demek? Ben şuyum, sen de şusun, bak demek ki bana oy ver. Ya da dönüyorsunuz, sen filancasın, bak ben de filancayım, onun için bana oy ver. Ben o kimlik siyaseti yapanlara diyorum ki, arkadaş sen Türkiye için ne yapacaksın? Önce onu bir konuş ya. Senin kim olduğunu anladık da, bu memleket için ne yapacaksın? Bakın biz bu memleket için ne yapacağımızı, Türkiye'nin devası diye fasikül fasikül
tamamladık. 23 bölümde ortaya koyduk. Bir tane daha var mı bunu yapabilen siyasi parti Türkiye'de? Yok. Burada sağlık var, eğitim var, ekonomi var, dış politika var, güvenlik var, teknoloji var, sanayi var, ticaret var, 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 var. 500 maddelik eğitim var burada ya. Yanına yaklaşamazlar bakın, iddialı konuşuyorum. Şimdi ben bu sarı kartı göstermeye başladım. Baktım aha diğer partiler de gösteriyor. Onlar da böyle ceplerinden çıkarıyor ya da konuşmalara sarı kart gidiyor ama ilk kullanan biziz. Ben de diyorum ki sarı kartı taklit etmek kolay da hadi gücünüz yetiyorsa şunu bir taklit edin de göreyim diyorum. Yanına yaklaşamazlar yanına ya. Mümkün değil yani. Biliyoruz, tanıyoruz. Ne kadar insan kaynakları vardır, nedir, yoktur. Çünkü birileri Türkiye'de siyaseti laf üretmekten ibaret zannediyor. Konuşayım, polemik. Bugün ne söyleyeyim ki akşam haber olayım. Biriyle kavga edeyim, akşam haber olayım. Biz iş üretmeye alışığız. Bakın bütün bu kadro iş üretmeye alışık bir kadro. Farklı farklı sektörlerde, farklı meslekte arkadaşlarımız ama hiçbirisi böyle laf üreterek siyaset yapmıyor. Hepsi kendi işlerinde başarılı. Hepsinin mesleği var. Ve hep iş üretmeye alışmışlar. Biz de İzmir'e iş üretelim diye şu anda çalışıyoruz. Atladığım şey oldu mu? Ha TRT ya en önemli atladım. Tamam. Ben sona bırakayım diye düşünüyordum. TRT gerçekten Türkiye'deki en önemli adaletsizlik aranlarından bir tanesidir TRT. Eskiden öyle değildi. Eskiden TRT biliyorsunuz bütün partilere eşit zaman ayırırdı seçim dönemlerinde. Tarafsız haber yapardı. Anadolu Ajansı, gerçi burada şu anda da arkadaşlara çok alınmaz inşallah. Anadolu Ajansı'nın bütün atamalarını ben yapıyordum hazineden sorumlu bakan olarak. Ama hep ehliyet liyakata göre yapıyorduk. Anadolu Ajansı böyle referans bir ajanstı yani. Orada çıkan haberi herkes güvenip yayınlardı. Gerçi ajanstaki durum TRT kadar vahim değil ama TRT'deki durum çok vahim. Tamamen şu anda iktidarın bir propaganda makinesi haline gelmiş durumda. Deva Partisi kuruldu kurulalı. Toplam bizimle ilgili yayın süresinde bir bakın 3-5 dakikaya geçmez. 4 yılda 3-5 dakikalık toplam geçmez. O da hep negatiften bir şey tutturmuşlardır yani. Negatif bir şeyden bir yayın yapmışlardır. Şimdi bu adil değil çünkü TRT 85 milyon vergilerle finanse ediliyor. Bir. İkincisi TRT elektrikten pay alıyor. Yani bugün sadece AK Parti'ye, sadece MHP'ye oy verenlerin elektrik parasından kesilip de TRT'ye finanse edilmiyor. Bütün siyasi partilere destek verenlerin elektrik faturasının altına TRT payı ekleniyor. Demek ki TRT'nin bütün bu milletin desteklediği partilere adil bir görünürlük sağlaması lazım. Haberleri de tarafsız vermesi lazım. Tarafsız bir duruş ortaya koyması lazım. Bunun için bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız İdris Şahin Bey, partimizde sözcüsü, İstanbul Teşkilatımızla beraber gittiler. TRT'nin önüne bir siyah çelenk koydular. Ve bu siyah çelenkin anlamı nedir? Biz sizden tarafsız yayın istiyoruz arkadaş. Eskiden olduğu gibi, onlarca yıldır gerçekleştirildiği gibi tarafsız yayın. TRT'den bizim beklediğimiz tarafsızlık. Ama kamu kuruluşlarında ne tarafsızlık kaldı ne bağımsızlık kaldı. Yargıda bağımsız değil, Merkez Bankası da bağımsız değil, SPK'da bağımsız değil, BDDK'da bağımsız değil, BTK'da bağımsız değil, EPDK'da bağımsız değil. Tamamı komuta. Bir kişi talimat veriyor, oluyor. O kişi de bütün sistemi kendi şahsına ve kendi partisine bağlı hale getirdi. Ve bu başta yemin ettiği tarafsızlık ilkesine, tarafsızlık yeminine de uymuyor. Burada şunu soracağım. Her partide bu hukukçular var. Bunun hukuki bir mücadele verilmiyor mu TRT ile alakalı? Yani mahkemeye taşınamıyor mu bu olay? Hep böyle kınama yakalıyor. Zaten yargı bağımsız mı ki? Bu ülkenin cumhurbaşkanı demiyor mu? Ben görevde olduğum sürece falanca kişi hapisten çıkamaz demiyor mu? Ya Anayasa Mahkemesi karar alıyor, uymuyorum diyor, saygı duymuyorum diyor. Alt mahkeme de uymayabilir diyor. Hangi yargıdan bahsediyoruz ki? Şu anda yargı da bağımlı hale gelmiş durumda. Maalesef. Yani Sayın Erdoğan'ın kafaya taktığı ya da bizzat ilgisinde olan bir alanda herhangi bir mahkemenin kendi iradesine aykırı bir karar alması mümkün mü şu anda Türkiye'de? Yani TRT hakkında dava açacağız da mahkeme TRT'yi suçlu bulacak, taraflı bulacak, işte ceza kesecek. Mümkün mü? Konu hangi mahkemeye gitse o mahkemeye talimat gelecek, TRT koruma altında tutulacak. Yani
sistemin değişmesi gerekiyor. Sistemin komple değişmesi gerekiyor. Onun için biz parlamenter sistem dedik. Onun için güçlenmiş parlamenter sistem iddiamızı ortaya koyduk. Onun için 114 maddelik anayasa değişiklik paketimizi hatırladık. Ve bizim 114 maddemizin de 84 maddesi 6 partinin ortak dokümanlarına girdi. O 6 partinin ortak dokümanlarına bakın. Bununla çelişen tek bir kelime bulamazsınız. 6 parti olarak imza ettik ama bununla çelişen tek bir kelime yoktur. Çünkü dersimizi çalıştık. Bütün o çalışmaların koordinasyonunu sekreteryasında biz yürüttük. Ve çok şükür Türkiye'nin yarınlarıyla ilgili pırıl pırıl çalışmalar yaptık. Ben iddialı söylüyorum. Normalde bu kadar iddialı konuşmam biliyorsunuz. Biz şu anda Türkiye'yi yönetmeye en hazır partiyiz. Planlarımızda, projelerimizde ve kadrolarımızda. Efendim? Evet, son soruyu alalım. Çünkü Seda Hanım haklı. Daha uğrayacağımız çok ilçe var. Güneş batınca otobüs turu yapamıyoruz o yüzden. Sayın Erdoğan'ın keyfi bilir. Tek imzayla yaptı, tek imzayla da bozdu. Yarın tek imzayla yeniden yapmayacağının hiçbir garantisi yok. Halbuki bunların, bakın, bu etik kurallar bildirgesi var ya, bunların hepsi burada yazıyor. Yani biz bunu 2014-2015 yıllarında kanun haline getirmeye çalıştık. Ben başbakan yardımcısıyım. Devlet protokolünde 5. sıradaki insanım. Bunu kanun haline getirmeye çalıştık. Dedik kanun haline getirelim, bütün belediyeler uysun. Bana ne dedi? Partime dedi, il başkanı, ilçe başkanı bulamam ben dedi. Bu etik kuralları çıkarırsan dedi. Düşünün. O gün basına yansımıştı, hatırlarsınız belki o günleri, değil mi? Yani o gün hala gazetecilik yapan arkadaşlarım, belki genç arkadaşlarımız bilmeyebilir ama biz 81 il başkanı bulduk, 650 ilçe başkanı bulduk, bir tane belediyemiz var. Bunlar hepsi yazılı. Hatta biz bunu altılı masanın ortak dokümanına da koyduk. Hatırlarsanız Kemal Bey'in siyasi ahlak diye söylediği kavramın altı doldurulmuş hali budur. Tek tek madde madde, öyle yuvarlak ifadeler yok bizde. Keskin madde olarak yazıyoruz her şeyi. Ve %48'de kaldık, o da olmadı. O zaman ne yaptık? Bari dedik biz bunu kendi partimizin etik kuralı olarak açıklayalım. Kendi parti kontrol sistemimizi kuralım. Bizim belediye başkan adaylarımız seçildikten sonra belediyelerini bizim ahlaki kurallarımıza göre yönetsinler. Temiz, dürüst belediyecilik nedir? Gösterelim. Çünkü arkadaşlar bakın, geçmişten konu açıldı. Ben bakan olduğum aylarda herkes ne diyorlardı? Kaynak nerede? Parayı nereden bulacaksın? 20 tane banka batmış. Hazinenin borcu fırlamış gitmiş. Enflasyon yüksek. Merkez Bankası'nın rezervleri tam takır. Öyle devraldık biz. Ben de diyordum ki kaynak Türkiye'dir diyordum. Eğer siz işi ucuza mal ederseniz, şu anda belediyeler 1 liralık işi 3 liraya 4 liraya mal ediyor. Şu israfa bir bakın ya. Yani şu gördüğünüz bayraklar, flamalar, asılı şeyler var ya, bunların %90'ı devlet parası, belediye parası ve maalesef ağırlıklı olarak inşaat sektöründen gelen desteklerin parası. Ve ne kadar afiş görüyorsanız sentetik kumaş, petrol eşittir döviz. Afişin üzerindeki boya eşittir kimya, eşittir döviz. Afişin asıldığı ip plastik ve petrol, yani döviz. Ne kadar süsleme görüyorsanız sokaklarda, tamamı ülkenin cari açını artıran harcamalar. Tamamı. Benim %90'ı devlet parası, belediye parası ya da işte belediyelerle ilişkide olanların parası. Oysa biz bakın burada her bir adayımızın kendi şahsi imkanlarıyla ve teşkilatımızın kendi içinde oluşturduğu bağış havuzlarıyla bir kampanya yönetiyoruz. Tertemiz, helalinden bir kampanya yapıyoruz biz şu anda tüm Türkiye genelinde. Ve bütün bu çabanın sonucunda ilk defa 2014 Mart seçimlerinde bir karar alındı biliyorsunuz. Bu süslemeler sadece seçim büroları önünde yapılacak diye. Hatırlar mısınız onu? 2014 Mart yerel seçimleri. Ve ülke olarak korkunç bir tasarruf yaptık o sene. Dövizimiz dışarılara gitmedi. Cari açığı düşüren bir karardı o karar. Ama bakıyorum şu anda bazı şehirlerde gökyüzünü göremiyorsunuz ya. Yani gerçekten çok büyük bir israfla şu anda bu kampanya yürüyor. Ve biz ise dediğim gibi çok makul, mütevazi bütçelerle ve çevreye verilen zararda herhalde
baktığınızda en çevre dostu kampanya da bizim kampanyamız şu anda tüm Türkiye genelinde. Çünkü bütün bu atık, plastik atık, yani bunların hepsi plastik atık olacak. Toprağa karışacak. Oradan gelecek nesiller mikroplastikli gıdalarla beslenecekler. Bunların hiçbirini unutmayın. Ne kadar süsleme varsa bunların hepsi plastik atık olarak gelecek nesillere zehir olarak dönecek bunlar. Yani bunu da burada ifade edeyim ve artık herhalde evet. Seda Hanım, çünkü bugün kronometremizi Seda Hanım tutuyor bugün. Evet. Programımızı yetiştirebilmek için artık ayrılmamız gerekecek. Başka çok böyle yakıcı bir soru yoksa biz... buyurun. Yine de sosyal yardımların belediyelerin birinci projesi olmasıyla ilgili görüşünüzü anlaşılabilir. Bir yarış hale gelmesi. Ya inanın o kadar üzülüyoruz ki. Yani vatandaşlarımıza işte ben şu kadar para dağıtacağım, şu kadar para vereceğim diye kampanya yapmak gerçekten Türkiye'ye yakışmıyor. Yani milletimize nasıl baktıklarını, bazı siyasi partileri milletimizi nasıl gördüklerini de çok acı bir göstergesi. Yani sosyal yardım, sosyal destek yapılır ama bizim kültürümüzde nedir? Sağ elin verdiğini sol el bilmez ya. Bizim kültürümüzde yardım budur, destek budur. Sağ el verir, sol elin haberi olmaz. Gerçekten inanılır gibi değil. Bu çok yanlıştır. Sosyal yardım tabii ki yapılır ama adil yapılır. Parti ayrımcılığı yapılmaz. Parti üyelik kartı aranmaz. Belediyenin de merkez hükümetinde eşit, adil, hak eden herkese sosyal yardım ulaştırması lazım. Üstelik sosyal yardım, sosyal destek bir lütuf değildir. Bir vatandaşlık hakkıdır. Kim kime lütufta bulunuyor? Yani siz kimin parasını kime dağıtıyorsunuz yani? Zaten hak ediyor. Hak ettiğini de eşit, adil bir şekilde ulaştırmanız öncelikle merkez hükümetin, iktidarın. Ama imkanları varsa tabii ki belediyelerin de yeri geldiğinde görebilir diyeyim. Artık müsaade isteyelim. Evet, evet, evet. Aynı zamanda yoksulluğu ne kadar arttığında veri yoksulluğunun saygısı değil mi? Herhalde. Herhalde. Bakın son bir rakam daha vereyim, bitireyim. TÜİK'in kendi rakamı. Henüz makyajla ilgili diye talimat gitmedi galiba. Onun için TÜİK'in kendi rakamını vereceğim size. Son 5 yılda Türkiye'de geliri artan nüfusumuz sadece %5. Sadece nüfusun %5'inin geliri artmış son 5 senede. Nüfusun %95'inin geliri ya düşmüş ya sabit kalmış. Ya düşmüş ya sabit kalmış. Şu son 5 yıl Türkiye'de gelir dağılımının bozulduğu, zenginin daha zengin olduğu, fakirin daha fakir olduğu bir dönem. Birkaç gün önce yayınlandı biliyorsunuz. Türkiye dünyadaki ultra zengin sayılarıyla ilgili bir rapor yayınlandı. Dünyada ultra zengin sayısının en çok arttığı ülke Türkiye. Ama ultra fakir sayısının da en çok arttığı ülke yine maalesef Türkiye. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.